sırada önümüzdeki günlerde satışa çıkması beklenen projeler var. Doğru alanda projeler sloganıyla bugüne kadar birçok konut projesini hayata geçiren DAP Yapı, Çağlayan'da hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi DAP Vadisi'ni 23 Ekim Perşembe günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek bir basın toplantısıyla tanıtacak. İçerisinde birbirinden farklı 6 ofis ve yaşam konut projesini barındıran DAP Vadisi adlı projenin basın toplantısına DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grup, 5 yıl önce girdiği gayrimenkul sektöründe hızla büyüyor. Şirket, Güneşli'deki 112 dönümlük İçtaş Fabrikası arazisinde konut ve ofis alanlarından oluşan karma bir proje inşa etmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görücüye çıkması beklenen projede 2000 konut ile ofis ve ticari ünitelerin yer alması bekleniyor. Daha önce Ataşehir, Şişli, Samandıra ve Kartal gibi semtlerde hayata geçirdiği selektif konseptli projeleriyle bilinen Alper İnşaat, bu zincire yeni halkayı İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden Pendik Kurtköy'de ekliyor. Selektif Port adını taşıyan projede ön talep toplama süreci başladı. Toplam 13.141 metrekare arsa alanında hayata geçirilen Selektif Port, Pendik projesinde 87'si 1+1, 119'u 2+1, 103'ü 3+1, ve 11'i 4+1 olmak üzere toplam 320 daire mevcut. Projede daire büyüklükleri ise 66 metrekare ile 160 metrekare arasında değişiyor. Arsa alanının %72'si açık alana ve peyzaja ayrılan ve liste fiyatları henüz belli olmayan Selective Port Pendik projesinin metrekare birim fiyatlarının ise 2250 lira civarından başlaması öngörülüyor.